Futbol Vizyon'dan merhaba sevgili izleyicilerim. Kanalıma hoş geldiniz. Yeni bir YouTube videosuyla karşınızdayız. Gündemimizde bordo mavi Trabzonspor var. Trabzonspor'da neler var? Onları sizlere bahsedeceğim. Trabzonspor'un gündemi de tabii ki mutlu bir süreçle başlayan yani 4 maçta 10 puanla başlayan o Abdullah Avcı döneminin devamı ve bir an önce zirveyi yakalama isteği var. Bunu özellikle söyleyelim. Tabii ki bu konu çok kolay değil. 9 puan fark var ama imkansız da değil. Hani bir dönem Fatih Terim demişti ki 8 puan da kapanır, 18 puan da. E demek ki o hesaba bakarsanız bu puan da kapanır. Kolay mı? Değil. Çünkü Galatasaray ve Fenerbahçe'nin kadrolarının iyi olduğunu söyleyebiliriz. Çok kolay puan kaybetmezler gibi görünüyor. Ama iki takım da bir beraberlik bir mağlubiyet aldılar. Bu kısmı çok fazla uzatmayalım. Hemen biz gündemimizdeki maddelere geçelim. Ama ondan önce Trabzonspor'la ilgili olarak Yaptığımız videolara gösterdiğiniz ilgi, destek adına hepinize teşekkür ediyorum. Yorum, beğeni ve özellikle abone olarak verdiğiniz katkının bizim için değerli olduğunu söyleyelim. Ve videolarımızın öne çıktığını bu sayede ve Trabzonspor'un sesini daha geniş bir kesime duyurduğumuzu vurgulayalım. Bu arada çok küçük bir not eklemem lazım. Bir önceki videoda bir istihbaratımı paylaşmıştım sizinle. Doğal olarak pek çok kanal ya da daha doğrusu pek çok yayın kuruluşu da alıp kullanmış. Orada birinci cümlemde Doğan Erdoğan diyeceğime Doğan Alemdar demişim. E, o konu için tekrar özür diliyorum. Sonrasında Doğan Erdoğan diyorum ama e, bir şekilde alan arkadaşlar, alıntıyı yapan arkadaşlar ki alıntıda benim ismimden de bahsetmişler. Alıntıyı yapan arkadaşlara teşekkür ediyorum ama bu küçük hata nedeniyle Hepinizden de bir kez özür diliyorum. Böyle başlayayım ve hemen Trabzonspor gündemini sizlere aktarma gayreti içerisine gireyim. Ne tür baş maddelerimiz var, başlıklarımız var? Avcının istediği oyuncudan olumlu yanıt geldi. Kim bu isim? Ondan bahsedeceğiz. Trabzonspor'a gelmediğine pişman oldu. Şu fırtına rotayı yine kuzey ülkelerine çevirdi. Ee, Abdullah Avcı'dan o transfere veto geldi ve İyi ki gitti dedirtti. Trabzonspor üzülsün mü, sevinsin mi? Hepsi de gerçekten altını dolduracağımız haberler. Ve şimdi şöyle bir başlayalım isterseniz ama öncelikle biraz takım içerisinden bazı bilgiler sizinle paylaşma gayreti içerisine girelim. Abdülkadir Ömür bu sezon yaptığı 12 maçta 5 asistle ligde zirvede yer alıyor. Geçen sezon 41 maçta 4 asist yapmıştı. Bu gerçekten çok değerli bir durum. Onu özellikle vurgulamak istiyorum. Bir rekorla ilgili bir gelişme daha var. Onu da sizlerle paylaşayım. Edin Vişçay ile ilgili eğer 4 asist daha yaparsa şu anda 349 maçta 105 asisti var. Alex'in rekorunu kıracak. Bu da gerçekten yani Türkiye'de futbol tarihine geçecek önemli bir olay. 2025'e kadar sözleşmesi olduğunu vurgulayalım. E, Edin Viscan'ın performansının da Abdullah Avcı ile beraber yükseldiğini vurgulamamız gerekiyor. Hemen bir başka önemli nokta. E, Densville Benkovic, e, Joaquin Fernandez... Hüseyin Türkmen, Banya gibi 5 stoperi olan Trabzonspor bir stoper arayışı içerisine girdi. Net bir şekilde bu oyunculardan iki tanesini göndermek istiyor. Tutmak istediği Hüseyin Türkmen ve Densvin'i kesin tutmak istiyor. Banya'yı tutmak istiyor. Hani Benkoviç ve Fernandez giderse hiçbir şekilde engel olmayacak Abdullah Avcı. Görüntü o doğrultuda. Bu noktada transfer etmek istediği ismi zaten daha önce biz de duyurmuştuk. Yerel basın da duyurmuştu. Vitor Hugo'yu geri istiyordu. 25 maç bir golü var. 1999 dakika forma giymiş 2026'ya kadar. Acaba gelmek ister mi sorusu vardı. 3,5 milyon euroluk da bir güncel piyasa değeri var. Evet gelmek isteyeceğini e, açıkladı e, bugün Bahya takımında oynuyor biliyorsunuz e, Trabzonspor'a gelmek ister zaten ben e, gitmesi konusu da bir ailevi nedene bağlı olduğunu bildiğim için gitmezdi eğer öyle bir durum olsaydı diyenlerdenim onu da özellikle vurgulayalım ve hemen e, devam edelim e, bu olumlu yanıtı e, net bir şekilde Vitor Hugo'nun verdiğini söyleyelim. Trabzonspor'a gelmediğine pişman oldu. Fırtına rotayı kuzey ülkelerine çevirdi. Avcı'dan o transfere veto dedik. Kim bu transfer ondan bahsedelim. Sezon başından bu yana yani yaz transfer sezonundan bu yana sürekli konuşulan bir isim var. Thiago Alcantara Liverpool'lu oyuncu. 32 yaşında yaşta bir problem yok ama e, oyuncu sezon başından bu yana oynamıyor. Yani devre arasına kadar da oynamayacak. Siz alacaksınız ve bekleyeceksiniz oynamasını. Abdullah Avcı'nın benim aldığım bilgiye göre bu transferi veto ettiği ee, yani Trabzonspor'un rapor isteyelim demesine rağmen bir sakatlığı var mı diye ben ikinci devrede ondan yararlanabilmem için Sosa Hamşik tarzı bir oyuncu beklerken Thiago Alcantari'yi bekleyemem dediği bilgisini sizlerle paylaşalım. Bu da gerçekten önemli bir konu. Ben de olsam kabul etmem çünkü... E, Trabzonspor'un yarışmaya ihtiyacı var. Onu özellikle vurma, vurgulamamız lazım. O nedenle bu transferi veto etti. Şimdi gelelim bir başka e, noktaya. Bir başka nokta da önemli bir nokta. E, biliyorsunuz e, Gomez e, gitmişti e, Trabzonspordan. E, Kadiz'e gitti ve e, Gomez'le ilgili bir bilgi aktarmamız gerekiyor. 3 milyon 750 bin euroluk bir Satın alma opsiyonuyla bedava gitti. Yani kiralık, kira parası ödenmeden yani Kadiz bir ödeme yapmadan gitti. Ancak gelelim şimdi e, istatistiklerine. Evet 9 maç, 4'ü ilk 11, gol yok, asist yok. Yani ne yapacağız? İşte sevinsin mi gittiğine Trabzonspor üzülsün mü? Çünkü o 3 milyon 750 bin euroya alma isteği, olmadığını açıkladı hadis ama bundan sonra lig daha uzun belki o arada bir şeyler yaparsa e, ki Trabzonspor'un duası da bu noktalarda olmalı. Yaparsa belki de olabilir. Bence Trabzonspor için üzücü bir haber diye söyleyebilirim. Çünkü hani bu noktadaysa ben çok büyük bir gelişme olacağını da tahmin etmiyorum. Bu arada ufak tefek yorumlarımı da aralara eklemek istiyorum. Ee, bir gelişmede Danimarka basınına yansıyan bir haber var. Ee, Strigel Larsen... E diye Bronk bir talip ee, olur mu olmaz mı diye Danimarka basını diyor ki e, resmi teklif yok ama oyuncuyu transfer etmek istiyorlar. Bu noktada Larsen de ara iki arada bir derede gelebilirim de gelmeyebilirim de türünden bir açıklama yaptığı bilgisi var. Hemen yine söyleyelim Umut Bozok kesinlikle devre arasında gidici. Eğer teklif gelirse Trezege'ye bakın teklif gelirse Trezege'ye Mislav Orsic dönüyor. Ee, i̇yi bir teklifle Trezegen'in gitmesine de Trabzonspor sıcak bakacak oyuncu iyi bir oyuncu ama onun da bu sezon çok dalgalandığını net bir şekilde gözlemledik. Onu da özellikle vurgulayalım. ve e, işte Trabzonspor'a gelmediğine pişman oldu dediğimiz e, oyuncudan e, bahsedeceğiz ve bu oyuncuyla ilgili yaşananlardan bahsedeceğiz. Bryant Hilsen'den bahsedelim. Ola Bryant Hilsen biliyorsunuz, Molde'den Midland'a gitmişti, Santrofor. 38 maç, 14 gol, 4 asisti var. Ama ben neden e, gitmedim diye bir pişmanlık duyuyor. Bu noktada şunu söyleyelim. E, oyuncunun menajeri bunu Trabzonspor e, yönetimine de iletti. Hatta Emil Breivik'i de teklif ettiği bilgisi var. Çünkü dikkat ederseniz TRT yaptığı açıklamada Jim Solbakken yani her iki oyuncunun menajeri ve temsilcisi e, net bir şekilde şu takım için geldik bu takım için geldik demiyor tabii ki Galatasaray'ın Emir Breivik'i istediğini biliyoruz ama e, Abdullah Avcı'nın da böyle bir oyuncuya ihtiyacı olduğu gerçeği var e, tabii bütün bunların ötesinde başka bir şey daha konuşalım mutlaka menajerler gelecekler konuşacaklar bunlar e, işin doğasında var. Ama Antalya Spor'da oynayan Zümer Bütüçin'in de de menajeri. E, onunla da görüşmeye gelmiş olabilir ama sonuç itibariyle e, bu iki oyuncuyu e, bir şekilde Trabzonspor'a teklif ettiler. Fırtına da açıkçası rotayı kuzey ülkelerine çevirdi. Oradan aldığı oyunculardan yüksek verim alıyor. Özellikle forvet ve orta saha bölgesi için. E, Bakasetas ne olur diye soranlar olmuş. Bakasetas'ı ikna etmeye çalışacaklar. Ama çok geç kalıyorlar. Bence şu milli maç arasından sonra Yunanistan milli takımına gitti. Derhal bu işin tamamlanması lazım. Aksi takdirde ciddi manada sıkıntı olacaktır diye düşünüyorum. Şöyle bir bakıyorum başlıklarımızın tamamını sizlere açıklamaya çalıştım. Ee, hani Emil Breivik ve Ola sen nasıl olur derseniz on numara olur. Onunla ilgili bir şey söylemiyorum. Çünkü iki oyuncuyu da çok beğendim. Ee, evet Brian sen böyle hani pozisyonlarda e, girdiği pozisyonların hepsini değerlendiren bir oyuncu değil ama genç de bir oyuncu. Ama Emil Breivik'e hayran kalmıştım iki molde maçında da. Umarım böyle bir e, gelişme olur diyerek Trabzonspor videosunu sonlandırıyorum. Beni izleyip dinlediğiniz için hepinize teşekkür ediyorum. Yeniden görüşünceye kadar hoşçakalın.